Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosu ile karşınızdayım. Bugün neler var neler. Şöyle arkanıza yaslanan uzun bir video bizleri bekliyor. Her şeyi yine elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hem yeni katil ve Survivor'ımız var, hem de diğer olaylarda bir takım değişikliklerimiz var. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak katil değişikliklerindeyiz. İlk katilimiz Chucky. Chucky'nin gizlilik moduna geçiyordunuz bildiğiniz üzere. Bu mod 18 saniye sürüyordu eskiden. Artık bunu 12 saniyeye düşürmüşler. Ve bu hay 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 moduna geçtiğiniz zaman paletlerin altından geçebiliyordunuz Chucky ile. Artık Chucky ile paletlerin altından sadece hızlı atak saldırısı yapabilirken geçeceksiniz. Yani sağ tıka basılı tutup barınızı dolduruyorsunuz ya kurbanlara atılım yapmak için. İşte sadece bu özelliğinizi kullanırken paletlerin altından geçebileceksiniz. Ve son olarak Chucky'nin paletin altından geçme süresi 1.4 saniyeden 1.3'e düşürülmüş. Sıradaki katilimiz Leatherface. Leatherface'in testeresinin 5 yükü var biliyorsunuz ki. Ve her bir yük testerenin 2 saniye çalışmasını sağlıyor. Yük başına 2 saniye olan çalışma süresini 2.5 saniyeye çıkarmışlar. Leatherface'in testeresinin hızı 5.29'dan 5.35'e çıkarılmış. Leatherface dar bölgelerden geçerken testeresi çarpıyordu biliyorsunuz ki. İşte bu testeresinin çarpma alanı azaltılmış. Dar bölgelerden daha rahat geçebileceksiniz yani. Ve son olarak testerenizi kullanırken bir yere çarptığınız zaman 5 saniye boyunca stun yiyordunuz. Bu stun süresini 3 saniyeye düşürmüşler. Geldik Deathslinger değişikliklerine. Deathslinger silahını kullanarak bir kurbanı yakaladığı zaman o kurban silahın kancasından kurtulduğunda Deathslinger 3 saniye boyunca stun yiyordu. Bu stun süresini 2.7 saniyeye düşürmüşler. Deathslinger'ın bir kurbanı silahın kancasıyla kendine çekme hızı 2.6'dan 2.76'ya çıkarılmış. Ve son olarak silahınızın mermisini değiştirirkenki hareket hızınız 2.64'ten 3.08'e çıkarılmış. Bir diğer katilimiz Albert Wesker. Bir kurbanın virüs barı tamamen dolduğu zaman o kurbanın hareket hızı %8 yavaşlıyordu. Bunu %4'e indirmişler ve bir kurbanı kancaya astığınız zaman o kurbanın virüs barı %50'ye düşüyordu eskiden. Artık kurbanın virüs barı kaç olursa olsun o kurbanı kancaya astığınız zaman virüs barı %1'e düşecek. Sıradaki değişikliğimiz Toolbox'larla ilgili. Şöyle genel bir yorum yapmışlar. Toolbox'ların nadirliğine göre sabotaj hızları değişmiş ve sabotaj hızını arttıran eklentilerin yüzdeleri arttırılmış. Şimdi gelelim perk değişikliklerine. İlk perk'ümüz çıkmaz. Bir jeneratör bittiğinde haritadaki en yüksek jeneratör perk'ünüzün seviyesine göre 20, 25 ya da 30 saniye engelleniyordu. Bunu 15, 20 ve 25 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer perk'ümüz arka plan oyuncusu. Perk'ün verdiği %200'lük hareket hızını %150'ye düşürmüşler. Ve perk'ün verdiği bitkinlik süresini 60, 50 ve 40 saniyeden 30, 25 ve 20 saniyeye düşürmüşler. Sıradaki perk'ümüz zalim kucaklama. Bir kurbanı kancaya asıp kancadan 12 metre uzaklaştığınız zaman jeneratörler 8, 10 ve 12 saniyeliğine kapanıyordu. Bunu 6, 8 ve 10 saniyeye düşürmüşler. Sıradaki perk'ümüz can avli. Biliyorsunuz ki yakın zamanda buff almıştı. Şimdi tekrar dengelemeye çalışmışlar. Stun süresini 5 saniyeden 4 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer perk'ümüz çanak çömlek patladı. Bu perk'ün jeneratöre uyguladığı gerileme efekti %30'dan %20'ye düşürülmüş. Sıradaki perk'ümüz ayaklan. Bu perk'ün eski halinde yerdeki bir kurbanı kaldırdığınız zaman ikiniz de katilin yerini görüyordunuz ve 10 saniyeliğine dayanıklılık efekti kazanıyordunuz. Perk'ün yeni halinde ise yerdeki bir kurbanı kaldırdığınız zaman kaldırdığınız kurban 5 saniye boyunca %150 hızla koşacak ve herhangi bir yorgunluk efektine girmeyecek o kurban. Diğer perk'ümüz ceza kancası, yankılanan acı. Bir kurbanı beyaz kancaya astığınız zaman haritadaki en yüksek jeneratör perk'ünüzün seviyesine göre %25, %20 ya da %15 geriliyordu. Bunu %20, %15 ve %10'a düşürmüşler. Ve son perk'ümüz yakarış, ağlarını ören örümcekler. Bu perk'ü kullanırken basement'a inip bir ayin gerçekleştiriyorduk biliyorsunuz ki. Bu ayin süresini 120 saniyeden 60 saniyeye düşürmüşler. Ve orada dua etmeyi bıraktığınız zaman eskiden saniye başına 20 yük azalıyordu ettiğiniz duanın barı. Artık saniye başına bir yük azalacak. Sıradaki yeniliğimiz Night katilinin haritası ile ilgili. Harabe Borgo haritanın adı. Bu haritanın renginde düzenlemeler yapmışlar arkadaşlar. Bir diğer yeniliğimiz oyundaki eşyalarla ilgili. Maç içerisinde
herhangi bir eşyanın yanına geldiğiniz zaman o eşyanın ne işe yaradığını gösterecek sizlere. Böylece oyunda yeniyseniz ya da yeni bir katil geldi ve onun herhangi bir eşyası oyuna eklendiyse bunun ne işe yaradığını anlamış olacaksınız. Ve gençler, şöyle bir şey var. Bunu yayında duyurdular. Henüz gelmiş bir şey değil. İleride gelmesini planlıyorlar. Oyuna yıllardır beklediğimiz o 2v8 modu gelecek. Biliyorsunuz ki bazı kanallar bunu mod şeklinde çekmişti. Fakat artık oyunun resmi yapımcıları tarafından 2 katil 8 kurban olan bir mod eklenecek oyuna. Zaten arka planda görsellerini görüyorsunuz. Güzel ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Geldiği zaman onun da videosunu tabii ki çekeceğim. Evet gençler, şimdi gelelim oyuna yeni eklenen şeylere. İlk olarak yeni haritamızdayız tabii ki de. Haritamızın görseli bu şekilde. Şimdi dilerseniz her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde yeni haritamızı inceleyelim. Honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand on stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest. And I'm loud, saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Yeah. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier. Evet gençler, şimdi geldik katilimize. Katilimizin ismi Lich, fakat Vecna diye geçiyor, haberiniz olsun. Dungeons and Dragons oyunundan eklenmiş bir karakter. Şöyle gördüğünüz gibi ürkünç ve güzel bir dizaynı var. Elindekine de şöyle bakalım. Karakterimizin hızı 4.6. Hikayesini de okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Evet, şimdi katilin giriş animasyonuna bakalım. Şu şekil basit ve düz bir giriş animasyonu var. Evet gençler, şimdi katilin kovalamaca müziğine bakalım. Gençler, bu arada videoyu çok kısa böldüm, kusura bakmayın. Rock ve metal şarkılarıyla ilgileniyorsanız şarkıları Türkçe'ye çevirdiğim yeni bir kanal açtım. Desteklemek isterseniz açıklama kısmındaki linkten kanala ulaşabilirsiniz. Evet gençler, geldik katilimizin özelliğine. CTRL'ye basarak katilimize şöyle bir büyü ekranı açıyoruz. Yani katilin 4 tane özelliği var diyebilirim ben size. Buradan istediğiniz büyüyü seçiyorsunuz ve o özelliğe sahip oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela altta diyor ki lanetlerin uçuşunu kullan. Ya da işte üsttekini alıyorum, uçuş kullan diyor. Soldakini alıyorum, büyücü eli kullan diyor. Ve en aşağıdaki de def etme küresi. Bunların her birisinin ayrı ayrı özellikleri var ve hepsini inceleyeceğiz şimdi. İlk olarak büyücü elinden başlayalım. Bu özellik arkadaşlar yerde düşmüş olan bir paleti kaldırmanıza yarıyor. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi sağ tıka basılı tutarak özelliğinize geçiyorsunuz. Ve tekrardan sol tıka basarak bu paleti çok güzel bir animasyonla kaldırıyorsunuz. Animasyonunu ben de yeni gördüm bu arada. Bayağı hoşuma gitti. Yani bunu şöyle düşünün. Bir kurbanla chase atıyorsunuz ve palet devrik. Normalde bunun yanından dolanmanız gerekiyor değil mi? Ya da paleti kırmanız gerekiyor. Fakat paleti kırmaya vakit kaybetmek istemiyorsanız bu özelliği kullanarak paleti kaldırıp kurbanla aranızdaki mesafeyi düşürmüş olabilirsiniz. Bu özellik bununla da bitmiyor. Fakat kullanabilmek için soldaki barınızın dolmasını beklemeniz gerekiyor. Arka arkaya spamleyemiyorsunuz tabii ki de. Barım doldu gördüğünüz gibi ve tekrardan büyücü eli kullanabiliyorum. Palet devrilmiş değil de bu şekil ayakta diyelim. O zaman yine kullanabiliyorsunuz özelliğinizi ve bu paleti 4 saniye boyunca engelliyorsunuz arkadaşlar. Kurbanlar bu paleti 4 saniye boyunca deviremiyorlar.
büyücü el özelliği bu şekilde iki tane alt başlıkta inceledik. Gelelim ikinci özelliğimiz olan uçuş moduna. Bu arada bu eli kullandım. O bekleme süresine giriyor fakat diğerlerini gördüğünüz gibi geçip kullanabiliyorsunuz. Yani eldeki bekleme süresi diğerlerine etki etmiyor arkadaşlar. Onlara geçip yine kullanabiliyorsunuz. O arkada kendi kendine dolmaya devam ediyor. Uçuş özelliği uzun mesafeli yolları hızlı bir şekilde kat etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi özelliğime geçerek havaya kalktım. Sol tıka basarak şöyle bir uçuş gerçekleştirdim. Karakterin animasyonları inanılmaz. Yani şu an dediğim gibi sizle birlikte görüyorum. Daha önce bir yerden görmedim ya da kendim denemedim. Beraber tanıklık ediyoruz. Ve şahaneymiş. Bu özelliği sadece bu şekil bir yerlere gitmek için değil, engellerin üzerinden geçmek için de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu palet üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi devrik bir palet. Normalde paletin içinden falan geçemiyorsunuz. Fakat bu uçuş moduna geçip gördüğünüz gibi paletin üstünden bu şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de gençler, lanetlilerin uçuş özelliğimize geçelim. Bu özellik engellerin içinden geçebilen ve kurbanları yaralayabilen 5 tane hortlak çağırıyormuş. Hemen şöyle deneyelim. Şu şekilde arkadaşlar yerini belirliyorsunuz. Oo, güzel. Çağırdığınız gibi direkt 5'i birden ileriye doğru atılım sağlıyor ve kurbanı tutturursanız hasar veriyorsunuz. Hemen kurban üzerinde deneyelim. Lan ne oluyor, gitar çalıyor. Özelliğimin dolmasını beklerken minik bir konser verdik arkadaşlar size. Şimdi evet, özelliğim doldu. Kurbanların üzerinde deneyeceğim. Şu şekil gördüğünüz gibi özelliğimi attım. Ve o uçan hortlaklar kurbanlara değdiği zaman direkt olarak yaralıyorlar arkadaşlar. Peki yaralı kurbanlara değdiği zaman derin yara efekti mi veriyor yoksa ikisini de düşürüyor mu, onu da deneyelim. Şimdi bakalım yaralı olan kurban düşecek mi? Evet, herhangi bir derin yara efekti falan yok. Direkt olarak hasar verip düşürüyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak gelelim katilin def etme küresi özelliğine. Bu özellik kurbanları görünür kılan ve büyülü eşyalarını geçici süreliğine engelleyen hareketli ve görünmez bir küre oluşturuyor arkadaşlar. Büyülü eşya olaylarına birazdan geleceğiz. Şimdi özelliğime geçtim. Küreyi nasıl oluşturduğumu bilmiyorum. Direkt sol tıka basıp şöyle bir küre oluşturdum. Oo, bu küre gördüğünüz gibi hareket ediyor arkadaşlar ve bu küreye değen kurbanların yeri görünüyor. Küre attığım süre kadar sürüyor. Sanırım 3-4 saniye falan sürdü. Fakat bir kurban küreye değdiyse solda gördüğünüz gibi bir bar doluyor o kurban için. Ve o bar bitene kadar büyülü özelliklerini kullanamıyorlar. Aynı zamanda küre bir kurbana değdiği zaman da yerini gösteriyor az önce gördüğünüz gibi. Katilimizin toplam özellikleri bunlar arkadaşlar. Yani şu CTRL'ye basıp sahip olduğumuz özellikler bunlar. Bir de büyüyle ilgili kısımlar var. Onları da şimdi anlatacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurban açısından da bu şekil paleti kullanmanızı engelliyor bu özellik. Bir de kurban açısından katilin ışınlanma özelliğine bakalım. Gerçekten görkemli bir katil arkadaşlar, kabul edelim. Gençler, şimdi geldik olayın büyük kısmına. Haritada şu şekil, belli bir metre yakınına yaklaştığınız zaman beyaz beyaz yanan sandıklar var. Bu sandıkları açarak bu sandıklardan büyülü eşya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Davetsizin botunu çıkarttım buradan. Mesela ne işe yarıyormuş? Büyücü eli tarafından etkilenen paletlerin halelerini görürsün ve 3 saniyeliğine %7 sürat kazanırsın diyor. Yani katil bir paleti engellediği zaman ya da kaldırdığı zaman o paletin yerini görüyorum. Ve ardından 3 saniyeliğine %7 daha hızlı koşuyorum. Bu gördüğünüz eşyalardan birden fazla var. Davetsizin botu ya da bilekliği, gece nöbetçisinin botu ya da bilekliği, arşivcinin botu ya da bilekliği ve son olarak gök korumasının botu ya da bilekliği. Solda gördüğünüz gibi 2 tane slot var sadece. Yani en fazla 2 tane büyü eşyası kullanabiliyorsunuz. Mesela bunu alayım şu an. Sol tarafa eklendi gördüğünüz gibi ve karakterimde de şöyle bunu giydiğime dair bir parlama oluştu. Şimdi özelliğimi deneyeceğim arkadaşlar. Katil özelliğini kullanarak bir paleti engelleyecek. Ve bu şekilde paletin haresini gördüm ve 3 saniyeliğine %7 daha hızlı koşmuş oldum. Sandıklardan çıkardığımız büyülü eşyalar bunlara yarıyor yani. Diğer eşyaları hızlı bir şekilde anlatayım ben size. Gece nöbetçisinin botu ise katilin lanetlilerin uçuşu modunu kullanarak çağırdığı uçan hortlakların haresini görmenize yarıyor. Arşivcinin botu katil def etme küresi oluşturduğu zaman o küreyi görmenizi sağlıyor. Normalde kurbanlar o küreyi göremiyor. Ve son olarak gök korumasının botu katil uçuş moduna geçtiği zaman katilin yerini görmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu eşyaların yanı sıra sandıklardan düşük ihtimalde olsa da iki şey daha çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Vecna'nın eli ve Vecna'nın gözü.
Peki bunlar ne işe yarıyor? Bu iki özel eşyadan birisini kullandığınız zaman sağlıklı durumdayken yaralı duruma geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve yeriniz 3 saniye boyunca katile belli oluyor. Peki ne işe yarıyorlar? Vecna'nın eli hızlıca bir dolaba girdiğiniz zaman sizi daha uzaktaki bir dolaba ışınlıyor. Yani bildiğiniz kurban ışınlanıyor. Vecna'nın gözü ise bir dolaptan hızlı bir şekilde çıktıktan sonra katile 12 saniye boyunca görünmez olmanızı sağlıyor. Ve 12 saniyeliğine sürat durum etkisi kazanıyorsunuz. Gençler, şimdi sandık karıştırırken şöyle ilginç bir şeye denk geldim. Sandık bu şekilde canavara dönüştü ve 4 tane skill check tutturunca beni bıraktı. Yani bildiğin tuzak gibi sandıklarda çıkabiliyormuş. Buna da dikkat edin. Canlı canlı yaşamış oldum. Ben bu sandıktayken katil bana vurursa ne oluyor? Ya da beni grappleyebiliyor mu? Hemen deneyelim. Evet, şimdi deniyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar, doğaçlama şekilde çok ilginç bir şey öğrenmiş olduk. Eğer o sandığa yakalanırsanız katil sizi grabbleyebiliyor. O yüzden oradaki skill checkleri tutturmanız çok önemli. Sandıkla ilgili şöyle bir şey de var arkadaşlar. Eğer çıkan skill checkleri ıskalarsanız ilk önce yaralanıyorsunuz fakat kurtulmuş oluyorsunuz. Tekrar ıskalarsanız mend efektine geçiyorsunuz. Bir kere daha ıskalarsanız yere düşüyorsunuz. Onu da söyleyeyim, aman dikkatli olun. Skill checkleri tutturmanız lazım. Pasif bir özellik katil için ama güçlü. Sandıklarda şu şekil mor mor gözler oluştuysa o sandıkta canavar var demektir arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet arkadaşlar, geldik. En heyecanlı kısma Mori. Tabii ki de İbo yiyor yine Mori'yi. Şöyle bir şey yapacağım, belki merak ediyorsunuzdur. 4 özelliğimize de Mori deneyeceğim arkadaşlar. Farklı bir şey oluyor mu hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi sanata hiç saygım yok. Evet, ilk olarak büyücü eli modundayken Mori deneyeceğim. Oha! Bildiğin kemiğe dönüştü. İlk defa oyunda böyle bir şey oluyor. Elle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Büyücü eli modunda attım ama yine de bir içinize kalmasın arkadaşlar. Mesela bir de lanetlilerin uçuşu modunda deneyeyim. Bakalım farklı bir şey olacak mı? Hayır, olmadı. Yine aynı moruya attı gördüğünüz gibi. En azından içimizde kalmış olmadı arkadaşlar. Denemiş olduk. Gençler, şöyle bir şey de var. Bunu çoğu kişi bilmiyordur. Eğer bu katilin özel eşyalarından birisini aldıysanız, yani Vecna'nın gözü ya da Vecna'nın eline sahipseniz farklı bir moru yiyorsunuz, onu söyleyeyim. Şimdi onu da göstereceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekil özel bir mori de mevcut. Şimdi gelelim katilin perklerine. İlk perkümüz uyum örgüsü. Bir kurban elindeki eşyayı tamamen kullandığı zaman eşyası otomatik olarak yere düşüyor. Yere düşmüş bu eşyanın 8 metre yakınındaki kurbanların yerini görüyorsunuz. Ve başka bir kurban bu yere düşen eşyayı aldığı zaman o kurban 30 saniye boyunca bir haber durum etkisine giriyor. Yani sizin kalp atış sesinizi falan duymuyor. Gelelim katilin ikinci perküne. Cansız dokunuş. Sizin dehşet alanınızdaki, yani kalp atış menzilinizdeki bir kurban bir kargayı korkutup uçurduğu zaman o kurban 36 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyor. Yani Sprint Bird, Kıvrak, Dedart gibi perklerini kullanamıyor. Katilimizin son perkü Kara Kibir. Herhangi bir şekilde kör edildiğinizde kör olma süreniz artıyor ve palet stun yediğiniz zaman sersemleme süreniz %25 daha fazla oluyor. Fakat normal atlama hızınızı %20 arttırıyor arkadaşlar. Yani iki dezavantajın yanına size %20'lik bir atlama hız bonusu sağlıyor. Şimdi gelelim yeni katilin animasyonlarına. Önce katil, ardından da kurban açısından tüm animasyonları göstermeye çalışacağız. İlk animasyonumuz katilin palet stun yeme animasyonu. Şimdi katilin palet kırma animasyonundayız. Sıradaki animasyonumuz katilin volt atma animasyonu. Bir diğer animasyonumuz katilin kırılabilir duvar kırma animasyonu.
Sıradaki animasyonumuz katilin dolap açma animasyonu. Gelelim katilin dolaptan bir kurbanı grepleme animasyonuna. Evet gençler, şimdi de katilin jeneratörü bozma animasyonuna bakalım. Sıradaki animasyonumuz katilin jeneratörden bir kurbanı grepleme animasyonu. Ve son olarak katilin wiggle animasyonuna bakalım arkadaşlar. Evet gençler, şimdi geldik yeni kurbanımıza. Kendisi bir elf bu arada. Kulaklarından anlamışsınızdır zaten. Şöyle onu da hemen detaylı bir şekilde inceleyelim. Şöyle güzel bir menü animasyonu eklemişler. Onu da görmüş olduk. Karakterin şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Buradaki kişiselleştir kısmından gördüğünüz gibi isterseniz erkek olan karaktere geçebiliyorsunuz. Oyuna eklendiği zaman bu erkek olan kısım paralı ya da DLC olur mu bilmiyorum. O konu hakkında bilgisi olan varsa yorumlarda belirtebilir. Ama dediğim gibi buradan değiştirebiliyorsunuz. Kurbanın hikayesini de hızlı bir şekilde buradan okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim kurbanın perklerine. İlk perkümüz yansıma illüzyonu. Bu avantaj bir jeneratörü tamir etmeyi bitirdiğimiz zaman aktifleşiyor. Bir jeneratör, totem, sandık veya çıkış kapısının yanındayken ikinci yetenek butonuna basarak 50 saniye boyunca orada duran bir hareketsiz illüzyon yaratıyoruz. Yani kendimizi klonluyoruz. Kurbanın ikinci perkü ozan ilhamı. Ayakta hareketsiz bir şekilde dururken birinci yetenek butonuna basarak 15 saniye kadar devam eden ve 16 metre çevremdeki kurbanları güçlendiren performans etkileşimine başla diyor perkümüzde. Bir zar atıyoruz arkadaşlar. Bu zar da eğer bir gelirse çığlık atıyoruz ve hiçbir şey olmuyor. 2 ile 10 arasında bir zar atarsak beceri denemelerimiz ekstradan %1 ilerleme veriyor. 11 ile 19 arası bir zar atarsak beceri denemeleri %2 ekstradan ilerleme veriyor. Ve tam 20 atarsak da beceri denemeleri ekstradan %3 ilerleme veriyor. Eğer herhangi bir skill check'i ıskalarsanız bu yeteneğiniz iptal olmuş oluyor. Ve bu etkiler 60 saniye sürüyor arkadaşlar. 60 saniye sonra yine bitmiş oluyor. Kurbanımızın son perkü hareketsiz görüş. 4 saniye hareketsiz durduktan sonra bu avantaj etkinleşiyor. Katilin ve 18 metre mesafedeki tüm jeneratör ve sandıkların yerini görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu etki biz hareket ettikten sonra 2 saniye daha devam ediyor. Evet gençler, güncelleme notları bu kadardı. Gerçekten katilin çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Hani böyle birkaç oyun birleşmiş gibi çünkü. Siz de yeni güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.